Herkese merhaba, Arkeolog'un 22. bölümüne hoş geldiniz. Ben Hüseyin Pembeoğlu, bu bölümde yine diyalog yapıyoruz. Büşra Al, hoş geldin Büşra. Hoş bulduk. Bu bölümde kadınlar üzerine konuşacağız. Başlık tabii ki daha ilgi çekici bir başlık olabilir. Tüm disiplinlerde de kadınlar genelde hep geriden geldi. Eğitime önce üniversitelere alınmadılar vesaire. Ve toplumda da kadın erkek eşitliğinde genel bir problem var. Bunun da mimarlık ayarına biraz değinelim istiyordum. Bu konuda gönüllü konuşmaya açık bir isim olan Büşra ile beraber yapacağız. Mimarlık ofisin var. Tasarım evet. Ve uygulama projeleri çiziyorsun. Doğru mu? Biraz kendini doğru. Tabii. Ben Büşra Al, Yıldız mezunuyum. Üzerine Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. 2008-2009 yılları arasında. 2010'da oradan mezun oldum. Sonrasında zaten hep öğrencilikten de gelen bir yarışma kültürünün içerisindeydim. Öğrenci yarışmalarına da giriyordum. O dönemler kendi ekonomimin bir parçasıydı. Sonrasında da bir ofis kuracağımı düşünüyordum her zaman. Onun için deneyim elde etmek adına, yani baştan bir ofise girişmek değil de 5 sene kadar Selçuk Avcı ile çalıştım. Fakat aralarda Selçuk Avcı ile çalışırken de 2 senede bir, 1 senede bir ara verip 2-3 ay bir yarışma yapıp sonra ofise geri döndüm. Bana böyle bumerang dedikleri bir geldi gitli, yani buna esnek olarak tabii karşılık vermesi açısından Selçuk Bey çok anlamlı bir şey yaptı benim için. Hep böyle yandan onu hiç bırakmadan beslediğim bir durum vardı yarışmaları. Ve 5. senenin sonunda artık bir ofisi yönetebilecek en azından minimum bir muhasebe bilgisi, minimum bir işverenle görüşme ve çalışanlarla nasıl ekip olunur meselesini biraz oturttuktan sonra kafamda 2014'ün sonu 15'in başında kendi ofisimi kurup kolektif olarak çok sevdiğim arkadaşlarımla yarışma yapmaya başladım. Bu arada 2010 minimum ödül sayısını da böyle herhalde onu da sağladın. Hani böyle ofisi döndürdüm. Evet tabii. Ya şöyle, aslında sadece yarışmayla ilerlemedi. Hep böyle bir algı var ya, yani başarılarının yarışma üzerinden algılandığı bir durum var. Aslında onun ekonomisini sadece yarışma kurmuyor. O dönemlerde birilerinden ufak tefek işler de gelmeye başlamıştı. Ama onlar yapılıp hemen görünürlük elde edebileceğin şeyler olmadığı için yarışma iyi bir görünürlük aracı. Ama bir taraftan ekonomik olarak tabii uygulama işleri, iç mekan işleri gibi bir takım ufak tefek işlerle o aslında o bütçeyi kurmuştum. Ofisteki son bir senemde de para biriktirerek, yani son böyle bir senenin içerisinde bir sonraki bir seneyi hiçbir şey yapmasam da atlatabileceğim ekonomiyi kurup aslında yola çıktım. Onun için yarışmalara bağımlı kalmak gibi bir şey söz konusu olmadı benim için. Onun için severek yaptım. Yani hani hiç böyle bunu kesin kazanmalıyız dediğim bir yarışmaya girme biçimi olmadı. Ondan sonrasında da 2017'de çok şanslı bir biçimde, genelde çok o ölçekte uygulanmaz, Adana Sucuzade Kent Meydanı'nı yarışmayı birincilikle kazandıktan sonra onun uygulamasıyla birlikte bilindik Plug Office'in bu kadrosuna erişmiş olduk. Şu an yeni eklemlenmeler var tabii ki ama o zamandan itibaren, 2017'den itibaren ofisin içerisinde uygulamaların, tasarımının devam ettiği daha sürekli ve formal bir hal aldı. Evet, zaten detayları merak edenler Nevzat Sayın'ın MİM programını inceleyebilirler. Zaten ben tanımada hem MİM programının kaydını koyarım. Hem YouTube'da da var galiba, hem TRT'nin sitesinde hem YouTube'da ulaşılabiliyor. Bugün onlara girmeyeceğiz. Ama bundan bahsettiğin iyi oldu. Hem arada şey de geçmiş oldu. Yani sadece yarışma değil. Genelde küçük küçük şeyler geliyor. Bir şeyler de dönüyor. Çünkü okurken insanlar tam kestiremiyor onu. Yarışma gelecek, ödül alacağız. Sonra ofis devam edecek. Tanınırlıkta gibi bir algı oluşuyor. Ona da değinmiş olduk. İyi oldu. Bugünkü konumuz ama kadınlar. Sen bu konuda... bildiğim yerden geldim. Ben de kadın olarak. Ben daha önceki bölümde aslında bir duyuru yapmayı düşünmüştüm. Çünkü çevremden kimi çağırabilirim gibi sorularım vardı. Çevremde olmayan insanlar var. Mimarlı odasında kadınlarla ilgili isimler var. Ama onlar bir yandan tanımadığım insanlar, bir yandan da çok ilgililer. Mimarlı odası biliyorsun yani ilgiliyse evet. Çok uç. Sokakta savaşır onun için. Tam böyle bir tartışma gibi olmazdı diye düşünüyorum. Çevremde de bir yandan da istiyorum ki hem ofiste çalışması olsun. Hani ofiste bir deneyimi, hem de kendi ofisi olsun. Çok az olduğu için görünür, en azından benim duyduğum. Bir süre sıkıntı çektim, kimi yapayım falan diye. Hatta duyuru yapacaktım, duyuru yapmaktan da çekindim. Şimdi böyle... Hiç kimse yokmuş gibi açık çağrı evet, yapmak sefer, ayıp mı gibi. Yani dedim bu sefer de yanlış bir algı oluşur. Çok yerinde olurmuş aslında. Ben böyle bir şey yapmak istiyorum, kim gelir gibi.
Sonra neyse ki hem sen aklıma geldin hem de işte dışarıdan da tavsiyeler aldım. Seninle yapacağız. Gayet de keyifli olacak diye düşünüyorum. Birkaç kişi bir arada gelseydik. Hüseyin Pembeoğlu ile Altın Günü gibi mesela. Olabilirdi. Aslında öyle olsa daha çok kişi gelir. Yani tek başına kimse gelmek istemiyor. Çünkü evet, aslında bu bir sohbet. Ama insanlar davet edilince hani sanki uzmanı olmak gerekiyormuş gibi davranıyor. Halbuki biraz konuyu tartışmaya açmak lazım. O boyutta onu bakarsan ben de uzman değilim yani. Ben de değilim. Onun için güzel. Ama bir ilgimiz var sonuçta. Evet. Ben işte bunu detayına belki sonra girerim. Bitirmede bizim müze konusu vardı. Efendim araziyi ve konuyu kendin seçiyordun. Mesela ben o dönem kadın müzesi seçmiştim. Çok da tartışılan bir konu olmuştu. Acayip olaylıydı yani jürileri falan filan böyle müze mi olur falan şeklinde. Hatta bir tane arkadaşım çocuk müzesi vardı çocuklarla ilgili. Benden önce çıkmıştı. Orada hocalar benim arkadan geleceğimi bilmiyorlar. Şey diyor, ne böyle canım çocuk müzesi mi olur? Yok bir de kadın müzesi yapın diye. Ben de o sırada maketi düzenliyorum. Gülmüştü bütün sınıf. Ben de diyorum ne oluyor? Böyle bir tecrübem olmuş. O dönem bir araştırma mı olmuştu? Bir de tabii çevremde gözlemlediğim hep bir dengesizlik var. Evet. Hem işte kendi ailemde bakıyorum. Annem, babam ya da arkadaşlarım vesaire. Ya da kız arkadaşım yaşadığı sokaktaki sıkıntılar. İlgimi çekmişti. Yani niye böyle vesaire. Oradan dolayı birazcık ilgim var. Sen neler yaşadın? Sen de bu konuda konuşmaya geldiğine göre bazı insanları. Çünkü şey olmuyor. Yani böyle bir konu var ama hiç girmiyor. Mesela bakmıyor. Ya ben de aslında şöyle bu işte kadın mimar denilmesine inanılmaz kızdığım bir dönemin içerisinden sonra buraya geldi konu. Çünkü bir şeyi ayrıştıran şey başta dilde başlıyor. Yani hem toplumsal dilde hem de fark etmeden hiç de kötü niyetli olmayan gündelik konuşmaların içerisinde bir erkek olan bir figüre erkek mimar demeyip kadın olan bir mimara kadın mimar dediğin zaman onun anomali olduğunun altını çizer bir biçimde gündelik dilde işleyen bir tarafı var. Tabii bunun farkında olmak mümkün değil. Fakat uzun süre bu dili kabul etmemekle ilgili bir direnişim oldu kendi adıma. Yani çünkü bunu zaten kuran kişilerin hiçbiri kadın değil. Yani hiçbir kadın muhtemelen kendi başına kadın mimarım ben demez. Bunun çok eril bir dilin yani aslında sadece mimarlık üzerinden değil de bütün dünyada var olan toplumsal dilin erkeklerin inşa ettiği hatta domine ettiği hala bence. Yani çok farklı gruplar bununla ilgili mücadeleler verse de çok yol kat edilse de yani çok çok eskiden beri gelen arkaik bir biçimde erkeklerin dominant olduğu bir dilin sonucu olarak kadın mimar diye bir şey var. Onun için bunun konusunun kadınlarla konuşulmasına çok karşıydım ben uzun zaman. Fakat yani bana bir şey sorduklarında bununla ilgili konuşalım mı diye bu dili çıkaran erkeklerle konuşuyor. Yani sorun bakalım neden kadın mimar yok yani hani etrafta neden kadın mimar diye bir şey var sorun. Onlara sorun yani ben zaten yani maruz kalan taraf olarak bir de bana sorulmasını hani siz neler yaşıyorsunuz falan diye. Evet. Yani kendim isteyerek yaşamadığım ve edilgen olduğum şeyler üzerinden konuşmayı doğru bulmuyordum. Fakat bir zaman sonra özellikle bu MİM programından sonra orada da Nevzat Bey'le konuşup konuşmamayı çok irdeledik. Ben onun figür olarak da çok hani o erkek dünyasına ait olan hem de kıdemli bir eril mimar vasfına sahip olan biriyle konuşmaktan imtina ettim açıkçası. Ama bir zaman sonra bunun hele şu son yaşadığımız iki senenin sonunda bulunduğumuz coğrafya gereği, içinde bulunduğumuz koşullar gereği, benim de başıma bir şeyler gelmedi değil, hiçbir şey günlük gülistanlık da değil. Yani bunlar yokmuş gibi ya da onları üreten erkek dilin kendisinin iyileştirmesi gibi bir şeyin söz konusu olmayacağını kavradığım andan itibaren seninle zaten hani konuşulabilecek bir şey var. Yani hem kendi yaşıtım hem bu konuyla ilgili kafa yormuş. Bu dil meselesinde de bir takım kavramları yani kendi hayatının içerisinde öğrenmiş olan biriyle konuşmakla ilgili ne zamandır böyle kafamda bir şey vardı. Böyle bir denk geldi diyelim. Hani artık bence konuşulabilir. Konuşulmasında sakınca yok. Ben bunu reddediyordum ama şu son bir iki senedir reddet nereye kadar hani hiçbir şey yaşanmamış değil sonuç olarak. Onun için bence birazcık değinilebilir, konuşulabilir gibi geliyor bana da. Şimdi şöyle de bir şey var. Mesela ben bu programı hani konuk aradığımdan bahsettim ya.
Sonra düşündüm, ben bunu aslında kendim de konuşabilirim. Bu programda işte aynı mantıkla ben dedim ki bir kadın olması mı teknik olarak gerek yok. Çünkü aslında bana göre yani bir dengesizlik var. Başlamış, yıllar önce başlamış bir dengesizlik var. Ama sonuçta kadınlar bunun mağduru. Aslında yapılan konuşmalar genelde mağdurla yapılan konuşma gibi oluyor. Bir bakımdan baktığında hani dolaylı olarak erkekleri de etkiliyor bir sistem. Dolayısıyla mesela hani çok geçmişe gidecek olursak sonuçta bir aile yapısı kurarak erkekleri de bir şekilde hani kadınları eve hapsediyor, erkekleri de savaşçı yapıyor vesaire yöneten bir sistem var. Böyle bir düzen kurulmuş ve işte kadınların toplum içinde yeteri şekilde yer alamaması, özgür olamaması erkekler için de aslında anlamadıkları problemler çıkartıyor. Dolayısıyla var olan sistemle devam ediyor. İşte ne bileyim işte evleniyor işte ya daha klasik köy ortamında biri ona eşini seçiyor. Roller belli, sen çalışacaksın, o evi yapacak. Mesela Türkiye'de şeydir, yani evlenmedin bu yaşa kadar niye? Erkekler için de bir problem. Hani baktığında genelde bir düzen var ama bundan en çok etkilenen genelde kadınlar oluyor. Erkekler yine özgür çünkü sistemi kurucular belki erkek. Onda bile dil şey şöyle ya, oğluşma layık kız bulamadık, bizim kız evde kaldı mesela. Oradaki evet, mesela erkek evde kalmıyor. O evlenmedi. Ama layık biri bulamıyor, evet evet. Ama işte mesela kadınlar da bunu çok sahiplenmiş. Artık böyle bir sistem oluşmuş, bu dili de sahiplenmiş, kırması da zor oluyor. Evet. Ve dilden değiştirmek lazım. Mesela ben bunu desteklemiyorum. Dil konusu çok önemli. İşte Konfüçyüs'ün de bir lafı vardı. İşte dil değiştirse şu değiştir falan filan de devam ediyor. Ülkenin kaderi bile değişire kadar gidiyor. Ama gerçekten dili değiştirmek de zor. Bir erkek tarafı olarak işte ne bileyim işte bazen bir siyasetçi diyeyim bir şeyler söylüyor. Küfür etmek istiyorsun. Ya o küfür kesin cinsiyet içeriyor. Tabii. Orada da çok zor oluyor. Tabii kızgınlığın bile onun üzerinden kurgulanmış durumda. Düşünsene ya annesine ya kendisine herhangi bir organına falan küfrediyor. Ah, olman seni seksiz falan şeklinde. Mesela. Demiyor ama bir şekilde dikkat etmeye çalışıyorsun. Tabii ama yine hala dikkat etme seviyesi biraz belli düzeyde oturdu ama insanlarda yine şey var. Kadın varken dikkat ediyor ama erkek varken yine etmeme gibi bir şey var. Bu tam nasıl oturur bilemiyorum artık. Yani tabii bir de şey meselesi de var. Yani sadece kadın erkek cinsiyetleri yok şu an. Yani bir onun üzerinden konuşmak bile o kadar primitif bir yerden başlatıyor ki. Yani bu programı hani sadece kadın üzerinden yani başlığını öyle koyduk. Hani biraz spekülatif olsun diye ama. Aslında başlık yani, da öyle değil. Pardon böyle evet, ama mimarlık. Seks ve ses. Tabii cinsiyet ve ses. Ve cinsiyet evet. Hatta onun devamı da var. O önemli. Erkek olmayanlar ne yapıyor? Evet. Çünkü bu taraf aslında ya erkeği de kendi içinde. Hani sadece şeyi geçtim. İşte ara cinsiyetler gibi denen o non-binary. İşte cinsiyet, gay, eşcinsel, transit. Onlar dışı erkekleri de aslında. İşte yaşlıysa o da işe yaramaz, çocuksa o da işe yaramaz. Sadece belli bir yaş grubu erkeğe de falan ve onun dışındakiler var hep. Onun için işte mesela konuşma kategorisini bile hala şu an bile kurarken işte ben kadınım, sen erkeksin, kadın ve erkek üzerinden falan hani girizgahını en azından yumuşak bir geçişle öyle yapıyoruz ama bu mesele tam olarak da herhangi bir cinsiyete bağlı olmadan kişilerin kendi emekleriyle elde ettiği başarıların aynı eşitlikte aynı kişiye ulaşıp ulaşmadığını konuşmak. Yani ulaşmadığını biliyoruz. Çok adaletsiz bir durum olduğunu biliyoruz. Aynı proje biçimlerinden aynı paraların alınmadığını biliyoruz. Aynı kıdemdeki insanların, ya yani bu sadece Türkiye için değil tabii ki, bütün dünyada bu gelir eşitsizliği, kadın, erkek ve bu cinsiyetler arasındaki dengesizlik tam olarak tanımlanmış durumda. 1,5-2 katı ortalama, yani minimum olduğu yerde bile 1,5 katı aynı görevi yapan kadın ve erkek arasında kazandığı para olarak bir fark var. Yani onun için bu sadece Türkiye özelinde ve Türkiye'nin toplumsal deliğiyle alakalı değil. Bütün dünyada en gelişmiş olduğunu varsaydığımız ülkelerde bile maalesef bir şekilde aşamadığımız bir problem. Bunun içerisine artık kadın erkek diye de bahsetmemek gerekiyor. Tam senin tanımladığın gibi erkek olmayan. Erkek olmayanlar ne yapıyor yani? Evet. Bahsettiğin yani, şey glass ceiling dedikleri oluyor. Cam tavan gibi. Aslında bir tavan var kadınlar için. Daha doğrusu erkek olmayanlar için bir tavan var. Onu geçemiyor onlar. Yani o 1,5 oluyor. Ara ara böyle soracağım tabii. Senin birebir deneyimlerin oldu mu herhangi bir projede? Yani şöyle. Ücret olarak ya da ne bileyim. Şimdi ben biraz şanslı bir, yani şanslı değil de ayık
bir yerden bakıyordum mevzuya. Belki biraz şeyden başlamak lazım. Bu nasıl elde ediliyor? Yani yanında hiçbir erkek olmadan tek başına var olmayı nasıl seçiyorsun? Herhangi bir erkek ortak olmadan, herhangi bir kocan olmadan, herhangi bir başında bir erkek olmadan. Bu bence aile yapısıyla başlangıçta örgütlenen bir şey. Yani benim biraz standartın dışında bir ailem var diyebiliriz. Yani bizde annem inanılmaz yönetici bir figürdür aile içerisinde. Yani babam çok şeydir, yani eşitlikçi ve demokratik bir insandır. Her zaman her şeyi dinleyen biridir. Onun için hiç böyle bir engelleyici, kısıtlayıcı, şunu yapamazsın, bunu yapmasan mı acaba? Hani bu sadece yasakçı biri olması değil, hani toplumsal olarak korkuları olan babaların da kız çocuklarına enjekte edebilecekleri bir takım travmatik geri çekilmeler olabilir. Onların hiçbirinin olmadığı, ya burada mı okuyacaksın, İstanbul'da daha yoksun. Yani sürekli böyle hani küçük yerde büyümüş bir kız çocuğu olmama rağmen işte şuraya gitmelisin, yurt dışını düşünmüyor musun, bilmem neyi düşünmüyor musun falan diye hep böyle yalnız başıma kalacağımı bilmelerine rağmen benim için daha iyi olacağını bildikleri şeyleri teşvik eden bir aile yapısı. Annemin hala başkasının yanında mı çalışacaksın? Kendi işini kursana, bu dünya böyle dönmez. Kendi işin olmadan işte doğru düzgün para kazanamazsın. Memuriyetten bir farkı yok bunun. Gece gündüz çalışıyorsun, senin hiçbir şeyine yaramıyor. Hani ne zaman şirketini kuracaksın falan diye. Ne zaman ev alacaksın, yatırım yap. Hani yani bayağı ticarete teşvik eden, hani şu parayı döndür artık falan diye mesela. Hani bayağı birilerinin söylemekten çekineceği şeyleri çok rahat, hani batacak mısın? Bat, en çok neye batacaksın zaten? Kendi hizmetine batarsın. Hani neden korkuyorsun? Ben böyle ofis kursam, çok kaygılı bir tipim bir taraftan bu kadar özgürlüğe rağmen. İşte anne bilmiyorum ki işte kursam mı kurmasam. Yani hadi ya neye batacaksın? 15 bin liraya mı falan, hani en kötü bir yıllık kirana batarsın falan gibi böyle. Hani inanılmaz bir teşvikle. Hiç bu kadın olmanın hani kursan mı hocam? Evet, o konuya hiç girilmeyen ve sürekli öne açılan bir ortam. Etrafındaki insanlar, yani Ozan kocam, işte kuzenim Ömer falan, yani en yakın arkadaşım Burak falan, hani etrafında olan erkek tipolojisi de hiç bu eril dilden nasibini almamış, çok eşitlikçi ve yani gerçekten hiç cinsiyetçi olmayan insanlarla etrafım sarılı olduğu için, yani o bir noktada bazen seçim, bazen de gerçekten hayatın sana getirdiği bir takım şanslar, böyle minnet duyabileceği. Onun için hiçbir erkek tarafından bunun baskısı altında kalmadım. Etrafımda hep böyle bir kadınlarla erkeklerin bir arada düşündüğü ve bir arada yaşadığı ve yani kadın erkek cinsiyetinin dışındaki bir sürü insanın da bir arada yaşadığı bir kolektif ortam vardı. Sanırım bununla birlikte kuruldu. Yani başta bunun kredisini vermek lazım. Yani hiçbir şey böyle gökten inip de ben kadın mimar olarak başarılı olacağım Türkiye'de falan, öyle başlamıyor konu. Yani zaten arkada, yani ailede ve bulunduğun ortamda konunun seni etkilemiyor olması lazım ki bu şekilde hani savunacak bir gücü olan. Öbür türlü ekstra mağdur oluyorsun ve içinden çıkmakla uğraşıyorsun. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela sen yani yaşıyorsun belli bir oranda ama hep yaşamamışsın. Yani bu senin hayatının, anladığım kadarıyla işte ailen seni bundan bağımsız olarak desteklemiş. Diğer insanlar hep bunlara mağdur olduğu için ne bileyim mesela anlatacak duruma gelemiyor. Zaten işte yaşıyor hala. Bunu hayatını çok etkilemiş oluyor. Evli oluyor belki. İşten çıkmak zorunda kalmış oluyor. Sen çıkma ben sana bakarım gibi. Kesin Türkiye'de hala çok yaygın şekilde devam eden. Gerçi ekonomiyle belki biraz azalmış olabilir ama sürekli kıskançlık ortamı. Bunların içinden sıyrılıp zaten kendisi olamıyor. Kendisi olamadığı için de bu konuda nasıl diyeyim, sen az mağdur kaldığın için diğerleri de çok mağdur kaldığı için anlatıyor. Aradaki kesim yaşamaktan anlatamıyor. Bu konuyu tartışamıyor bile aslında. Evet, yani şöyle, aslında az mağdur olmak değil. Yani herkes bence aynı ölçüde maruz kalıyor buna ama bunu ama olay yapıp diyor. Evet, bunu kendi gündemin içerisinde olay haline dönüştürüp onu kendinin yapamayacağı kadar seni hırpalamasına izin verecek kadar bütün her yere nüfuz etmesini engellemek gibi bir direncim var benim. Yani yoksa bu çok rahat yapılabilir Hüseyin. Yani şey, bütün hayatını ele geçirebilir bu düşünce. Benim de çok düştüğüm yer oluyor. Yani ben niye aynı parayı kazanmıyorum?
Hani aynı meslektaşımla neden aynı parayı almıyorum acaba falan dediğim zamanlar oldu. Yani çünkü bu anlaması çok güç bir şey bir kadın için özellikle. Ama hani bunun bütün her yeri ele geçirmesine sadece direnç göstermek gibi bir artım olabilir. Onun dışında yoksa benim de hani başıma gelmiyor daha az maruz kalıyorum gibi bir şey yok. En sık anlattığım örneklerden bir tanesidir. Bir işverenle görüşmeye gideceği zaman belediye tarafından bana telefon açtıklarında İlk görüşme gerçekleşecek, sözleşmeler imzalanacak. Eşiniz de gelir misiniz dediler bana. Ben de eşimle ne alakası var? Yani işte burada dedi rakı sofralı bir şey hani yemek bilmem ne olur. Bir erkekle gelmeniz. Ben de dedim ki velev ki eşim hani bunlarla ilgili bir insan değil. Hani mimar olmayabilir, eczacı olabilir, avukat olabilir falan. Ne o zaman dedi ofisten bir erkekle gelmeniz mümkün mü? Bizim de aksi gibi ofiste erkek yok. Şu an bir tane var. Hani yıllarca hiç olmadı. Bütün kontenjandan sırf rakımı lazım olur diye erkek. Ya biz şey Turan Altıntaş benim ofisimi de paylaştım. Turan'ı tanıyorsundur belki. Ondan rica ettim ben. Yani Ozan da gelmeyeyim falan saçmalama falan dedi. Ondan rica edip onunla birlikte gittik biz. Hani. Yani bunu da aşamadık bir türlü. Hani gelme biz ne var yani hani ofiste kadın var sadece. Stajyerler kadın, çalışanlar kadın, patron kadın falan. Onu böyle bir kabul etmeyen bir bünye var mesela. Çok erken yaşta karşılaştık. Mesela ben bundan birkaç sene önce, 2016'ydı galiba, Aydan Volkan'ın bir konuşmasını dinlerken o şey demişti. Şu ana kadar hiç başıma gelmedi kadın olduğum için bir yerde ayrıksız tutulmak, işte elimin sıkılmaması, bir erkeğin yanında olmasının ihtiyacını belirten bir talebin olması falan hiç başıma gelmedi. Ben de şey diyeyim, ne kadar şanslı bir kadın. Çünkü benim kariyerimin başıma geldi. Hani Aydan o konuda yani çok şanslı mesela. Ve hiç başına gelmediğini söyledi. Benim çok başıma geldi bunlar. Çok enteresan geldi bu hikaye. Çünkü hani bazı fuarlar için vesaire işte bir tane de kadın gelsin. Yani işte güzel falan birisi. Hani şey olur ya klasik. Güzel. Evet. Bu sefer şey olmuş. Ya bir de erkek gelsin. Tamamen evet. Dekoratif. Tabii burada daha farklı bir durum var ama ilginçmiş. Ya ben şeyi biliyorum. İBB'de dinlemiştim. Oraya proje yaptığımız bir dönemde. İnsanlar var ya. Renderlara konan insanlar. Evet. Onların böyle beyaz İBB şeyleri genelde. Beyaz ya da işte şeffaf. Beyaz ya da siyah geçirgen. İnsan gerçek imaj yok. Ya işte bunları buna çevirdik. İBB'den birisi söylüyor. Çünkü bu sefer çok tartışma oluyordu işte. Erkek var, kadın var, türbanı yok, mini eteği var. Yani projeden değil, ondan birisi geliyor saçma bir tane odadan birisi onu tartışıyor. O yüzden biz dedik ki şeffaf şeyleri konu, yani bu konulara girmesin diye. O, ya belediyelerin çok ilginç şeyleri var. Yani iş yürüsün diye ilginç takıntıları var. Neyse devam edelim. İşte mesela kadınlarla yürümeyeceğine inanmak nereden geliyor? Yani aslında kilit nokta orası. Bu bir algı. Ya orada biraz tabii klasik şey yapmışlar. İşte bir de erkek olsun rakı masası... Bir de hep şey var ya bir şey çıkar. Birisi bir şey der korkusu. Herhalde ben öyle anlıyorum şimdi. Sence neden çağırdılar? Şey herhalde. Bilmiyorum yani. İşte. Hani onlarla daha rahat iletişim kurabileceğini. Hani erkek erkeğe konuşmak diye bir şey var mesela. Yani birçok dildeki o deyimlere ve atasözlerine bakarsan zaten şey oluyor yani erkek erkeğe konuşalım biz seninle. Erkek erkeğe halletmek mesela. Evet. Kadın kadına halletmek diye bir şey yok mesela. Kız kıza konuşalım yine var yine bunu geldi. Ya kız kıza konuşalım da şey hani. Var işte şimdi özel bir şeyini paylaşacaksın. Hayır özel bir şeyini paylaşacak. Kız kıza konuşalım demek erkeklere ya da topluma anlatamadığın bir şeyi kendi aranda konuşmak demek. Hala bir içine kapalılık var. Erkek erkek konuşmak demek şey meseleyi halletmek üzere konuşulacaksa erkek erkeğe gibi. Halledilir. Tabii yani. Burada hala şeyler var. Mesela Londra'dayım ya. Men's Only Club'lar var mesela. O dönem çok yaygın olan. Hatta The Crown'ı izleyenler varsa orada da var gittikleri. Hatta işte çapkınlarını anlattıkları falan. Evet tam onu anlatıyor aslında. Buraya kadınlar gerek yok. Zaten onlar yapamaz. Biz bunu erkek erkeğe çözelim. Tabii. Erkek erkeğe demişken şeye gideyim. Kadınlar mesela niye yok? Ben o dönem araştırmıştım. Mimarlık okullarının oluşmasıyla ilk kadın öğrencinin girmesi arasında bir yaklaşık 90-100 sene var. Ve şu an baktığımızda sayı üniversitelerde, stüdyoda bilmiyorum Yıldız'da nasıldı. Genelde kadınlar daha fazla. Tabii bayağı. Yani böyle ezici oranda. Sonra ofise evet. Gidiyorsun yine fazla. Ofisine göre değişmekle beraber yine çoğunlukta. Evet. Ama ofis açan bu sefer az galiba.
Ya da orası da yeni mi artıyor? Artıyor aslında bir taraftan. Çünkü hem yarışmalar artıyor hem görünürlük algısı sadece bir zümrenin ya da karar verici bir takım mekanizmaların dominasyonunda değil. Instagram, sosyal medya, birçok şeyin artık çoktan seçmeni görünürlüğünü destekleyen bir altyapı bedenimize ve görüşümüze ve algımıza entegre olmuş durumda. Böylece aslında o algı sınırları biraz daha esnek. Yani kimse işte gördüğü bir imajın kadın ya da erkek olduğuna bakmadan bir şeyleri beğenebiliyor. Sonra araştırdığında onu yani daha ardıl bir şey var. Bence daha önceden bir kişiyi tanıyordun ve kişinin tanıdığın işlerine bakıyordun. Yani tanıdığın kişinin işlerine bakar vaziyette bir ilişki kuruyordun. Yani bunu mesela kim yapmış bu binayı? Emre Aralat. Emre Aralat'ın başka işleri ne? Falan diye bir araştırma. Ya da işte bir işveren de işte projemizi birine yaptıralım, bir isme yaptıralım diye gidip gidiyor. Aslında evet. İmarette isim vardır yani. Hala var. Yani hala bunda bir sıkıntı yok bu arada. Bunda bir sıkıntı yok. Yani isim yapmış birine tekrar senin de bir şey yaptırmak istemende hiçbir sıkıntı yok. Sadece işte bu yeni medyayla birlikte bence biraz daha fazlalaştı sayı görünürlük açısından. Ama hala bana kalırsa şeyden vazgeçilmedi. Yani bir star kadro demeyeceğim buna. Bence o kavram çok geride kaldı ama hani Türkiye'de şu an en iyi mimarlık yapan, yapabilen işte kaç ofis var? 10-15. Onların hepsi hala erkek egemen ofisler. Hala o değişmedi. Yani bir şeyi en iyi yapan kişi olarak hani bir sürü alternatifin olabilir ama en iyi yapan olarak hala erkeklerin daha önde olduğu ve işaret edildiği bir destekleme mekanizması hala var. Maalesef kadınlar ve toplum tarafından. Hala öyle bir şey seviyoruz biz. Yani bir adam söylediğinde daha şey oluyor. İnandırıcı oluyor mesela. Bir kadın söylediğinde biraz daha yani ne diyor kadın falan. Ne saçmalıyor. Muhtemelen hani onun sosyolojik algısı az olan. Yani nasıl diyeyim? 100 tanenin içinde 10 tane var diyelim kadın. Şimdi yürüyüp ama bilmiyorum. Bunlar daha az, daha yeni girmişler. Onlar kesin daha 90'lar uzun süredir var zaten. Onlar daha iyi biliyordur. Hep böyle bir ön bir tabii seçim gibi. Kolaycılık aslında biraz. Yani bir de odağın şey olmaması. Yani genellikle mimarı tercih edenlerin de tercih edişleri böyle bir kriter üzerinden olmuyor. O yüzden isim üzerinden daha kolay ilerliyor. Açıkçası yaptığı projeler üzerinden. Örneğin biz işte okul projesi yapacağız. Kim okulları yapmış, hangisi iyi yapıyor gibi değil. Bence bunda hiçbir sıkıntı yok mesela. İsim üzerinden gitmenin. Evet. Yani sıkıntı yok. Sadece hala şey algısı var. Erkekler daha iyi bilir algısı var maalesef. Ama işte o da isimle beraber geliyor işte. Erkeklerin isimleri daha fazla. O zaman hani hep yani lotoda hep onlar çıkıyor gibi oluyor. Hayır, şunu düşünüyorum mesela. Şimdi kadın ismi üzerinden de o isim algısı devam edecekse bence sıkıntı yok. Ya da queer bir figür üzerinden isim algısı devam edecekse isim algısının devam etmesinde bir sıkıntı yok. Yani bir insanın kendi emeğiyle ya da içinde bulunduğu hayat koşullarıyla bir şekilde yaptığı işin belli insanlar tarafından çok daha fazla duyulması, o duyulduğu için başka insanların da ondan daha fazla iş talep etmesi döngüsünde bence bir sıkıntı yok. Yani bu iyi yapan kazansın bence. Yani Ömer Selçukbaz şu an bizim genç kuşağın en iyi iş yapan insanlarından biri. O cinsiyetinden bağımsız olarak kulaktan kulağa duyulmalı. Başka kişiler tarafından da, başka işveren tarafından da yaptığı diğer işler beğenilerek yeniden iş verilmeli. Şimdi bu tartışmasız yani erkek kadın ya da herhangi bir cinsiyet üzerinden konuşulabilecek. Sadece burada mesele bir de kadının hani o isim üzerinden duyulmaya devam etmesi ya da daha farklı cinsiyet kabullerindeki kişilerin, bireylerin de aynı tutulmaya yani biri tutuyor onu başka birine söylüyor başka biri daha tutuyor o da falan. Onda bir sıkıntı yok. Onların sadece erkek olmasında sıkıntı var bence sadece. Peki o zaman araya küçük bir soru koyayım. Mesela bunu isimle alakalı merak ettiğim ne düşünüyorsun? Mesela sizin ofisin adı Plug Office ya atıyorum ama diyelim seni görüyorlar daha çok diyelim. Şu an bilmiyorum iş süreçlerinizi Büşra Al. Tabii. Mesela ya Büşra Hanım mı yapsın Plug Office mi yapsın? Yani markayla isim arasında bir yarışma oluyor mu senin adın? Hani hiç denk gelmedi. Yani çünkü bence bu bir tavır meselesi Hüseyin. Yani hiç böyle şey Büşra Al mimarlık gibi bir şey zaten istemediğimiz için plakla yola çıkmış bir şey olduğundan
Onu yürütme biçimi de Büşra'nın mimarlık değil. Yani bir şeyin tabii ki ön yüzü olabiliyorsun, karar vericisisin, onun kurucususun falan ama işlerin yürüyüş biçiminde mesela Bihter çok uzun zamandır işlerin büyük bir kısmını da o yürütüyor yürütücü olarak. Ben işte bir kısım yeni işlerin görüşmeleri, bir kısım devam eden işlerin nasıl toparlanacağı falan gibi yani bir başından bir sonundan süreçlerin içerisinde gezinirken bazı projelerin yönetimini tamamen Bihter üstleniyor, Bihter Öztürk. Yani kimse bugüne kadar, yani şimdi bu işle ilgili Bihter Hanım'ı arayacaksınız dediğimizde bize şey denmedi yani ben Büşra Hanım'ı isterim. Yani ben Büşra Hanım yoksa bu sorun çözülmüyor falan denmedi. Bence bu bir tavır meselesi. Mesela benim eski çalıştığım yerlerden bazılarında şey oluyordu. Yani erkek patronu toplantıya girmeden bir takım konular çözülmüyordu nedense. Hiçbir anlamadığımız şekilde. Onun varlığını görmek isteyen bir işveren profili vardı. Şimdi bize gelen işveren profili öyle değil zaten. Evet, o yani da. Plug'ı ve beni hani artık önemli değil Büşra Plug falan. Ya orada şey yapmıyoruz biz hiçbir zaman. Büşra'lı satın almıyor. Ben çünkü tipoloji olarak da işverenlerimle arkadaş olma çabası içerisinde bir insan da değilim. Şimdi bir de böyle bir figür var ya hani işverenlerine, büyük iş adamlarıyla falan arkadaş olan bilmem ne. Ya ben yemeğe falan çıkmıyorum kimseye de. Yani zaten arkadaşım olup da işverenim olursa onunla yemeğe çıkmaya devam ediyorum tabii ki ama hiç hayatımda olmayan ve sadece benimle işveren ilişkisi kurduğu için biriyle yemeğe çıkmıyorum ben. Onun için öyle bir arkadaşlık için bize gelmiyorlar. Yani bu farklı bir ofis yapısı. O öyle ofisler de var. Arkadaş olabiliyorlar işverenleriyle. Biz onlardan biri olmadığımız için riski de o işi yapıyor olsa, Bihter de yapıyor olsa yani herhangi biriyle plug'ın içerisinden görüşebilir o insanlar projenin çözülmesi için. Hiç böyle bir şey gelmedi mesela. Anladım. Peki o zaman ana soruma vereyim. Kadınlar nereye kayboluyor sorusu. Kilitleniyorlar erkekler tarafından. Kaçırıldılar bir odaya gibi. Böyle keşke direkt bir cevabı olsa. Yani bu işte şey görünürlük algısıyla alakalı. Hiçbir yere kaybolmadı tabii kimse. Yani herkes işine gücüne devam ediyor. Birçok sadece kadının yönettiği ofis var. Sadece sanırım yarışma ortamında çok fazla, çok fazla yok. Yani yine var tabii ki. Yani son dönemde de oldukça arttı bana kalırsa. Fakat toplumsal yapı olarak yine dil meselesine gelecek Hüseyin. Bak çok fazla kadın var aslında ama ortaklı yapılar doğası gereği. Şimdi son dönemlerde birçok yarışma ofisi kolektif bir yapıya sahip. Yani tek isimli çok fazla yok. Çünkü hem istenilen listelerini arttırdılar hem kentsel tasarım ölçeğindeki yarışmalar çok fazla. Hem yani gerçekten çok girift konular artık ele alınmaya başlandı. Bununla birlikte kalabalık bir ofis yapısına ihtiyaç duyuyor tabii ki. O kalabalıklığın içerisinde kadın da var, erkek de var. Fakat maalesef bahsetme biçimleri insanların bir kadın isminin yanına erkek ismi konulduğu anda o isim üzerinden zikretmeye başlıyor. Mesela son güncel olaylarda aşıyı bulan çiftimiz işte o çok. Evet, hani bir yarışma listesi açıklanıyor Hüseyin. Kim kazanmış? Hani şimdi bütün hepsini okumuyorsun ya kim kazanmış? Atıyorum Buraklar kazanmış diyorsun. Kim kazanmış? Tunağanlar kazanmış diyorsun anladın mı? Aslında yani bir sürü kadın figür de var onlar üzerinden zikretmemek. Ben onun için çok dikkat ediyorum. İşte Burak ve Eda kazanmış. Hani Tuna ve Zeynep kazanmış falan. Hani orada kimler varsa o zaman onu zikredeceğiz. Yani bu çok basit bir şeymiş gibi görünüyor. Ama hep o erkeğin zikredildiği isim üzerinden bu mevzu dönmeye başladığı zaman zaten sınıfta kalıyoruz. Mesele de tam olarak bu. Böylece görünmüyor. Ya zaten şöyle mesela Arolat'ta çalışırken de Arolat'ta ortaklı bir yapı. Tam birinci yapı mesela. Hani geçmişine bakarsan karı koca kurmuşlar. Şimdi Emre Arolat Mimarlık. O zaman Arolat Mimarlık'mış mesela daha ortada. Hani erkeğin soyadı ama yine... Tabii cinsiyetsizmiş birazcık. Daha ortada. Mesela şimdi Gonca Hanım. Şimdi eşi zaten evliler bildiğim kadarıyla. O zaten mesela gruplar vardı. Proje grupları. O bir tanesinin başı hem de ortak. Sonra Sezer vardı. Sonra Natali ve çoğu grubun başında da aslında kadın vardı baktığında yani evet. Yönetimsel kısımlarda projeyi çizenlerde de vardı. Dengeliydi ama dışarıdan baktığında onlar görünmez oluyor tabii ofis yapısı içinde kaynıyor gibi. Ancak kendi ofisini açmadıkça ne oluyor Emre Arolat'a da devam ediyor. Yani bunda da sorun yok yine bana kalırsa. Yani çünkü o yapı mesela bu şey kendi soruma
cevap aradım burada. Neden görünmüyorlar? Evet. Varlar aslında. Detayına girmek gerekiyor. Hani. Ama şey yani büyük yapılar yani belki doğru örnek olmayabilir. Bunu tartışabiliriz. Büyük yapılar içerisindeki partnerlik sisteminde çok duyulmak gibi bir şey söz konusu değil. Yani Tabanlıoğlu yapısına bakarsak mesela onda da kadın ve erkek partnerleri var Tabanlıoğlu'nun. Yani team captainları var, yani proje yürütücüleri var. Onların hiçbirini de bilmiyorsun ona bakılırsa. Yani Tabanlıoğlu çok anonim bir üretim zemini gibi bahsediliyor hep yani. Aynı şey. Bence tam olarak o değil. Burada şeyden bahsedilebilir işte yani yanında bir erkek olduğu zaman kadının isminin düşmesi meselesi bence daha dramatik. Eş mertebelerde olan, ikisinin de ortak olduğu, o şirketin ortağı olduğu yapılarda sadece erkeğin ismi, o ve eşi, o ve karısı falan gibi bahsetmeyle aynı şey değil. Çünkü Emre Anatol'u kurmuş, Murat Tabanlıoğlu'nu kurmuş, devralmış ya da babasından sorun değil. O yapının içerisinde tabii ki Tabanlıoğlu deyip denmemesi, Tabanlıoğlu and Partners denip denmemesi o yapıyı kuran kişinin inisiyatifinde. Fakat diğeri başka bir konu yani. Evet, zaten ana problem de o zaten. Hatta bu işte burada da çok tartışılmıştı işte bu karı koca oldukları halde ofislerin çadı geçmiyor ödüllerde. Mesela böyle iyi örnekler var mı bu konuda? Yani iyi örnek ya da kötü örnek gibi değil de bu durumu sistemi hackleyenler var. Çünkü mesela Türk Medeni Kanunu sorunlu bir yapı bana kalırsa. Mesela kütüğün babandan kocana geçiyor. Evet. Yani bekarsan babandasın. Evlenme koşulunda da kocana geçiyor. Şimdi kendi kütüğün yok senin. Yani kendine ait hissettiğin ya da var olduğun yer ya da doğduğun öyle bir şey yok. Kendi kütüğünü seçemedin. Bir erkekten başka bir erkeğe devredildiğin korunması gereken bir şey olarak bakıyor zaten. Soy ismi kanunu meselesi var. Ben evlendiğim dönemde bile ki 6-7 sene oldu 2015 galiba 14 ya da. Ya o dönemlerde de bana eşinizin soy ismi mi yoksa ikisini birlikte mi? Mesela şey seçeneğin yok. Sadece kendininkiyle kalma seçeneğin yok. Ya onun için ekstra davaya başvuruyor olman gerekiyor. Ya şey demişti oradaki memur. Bir zaman sonra üçüncü bir seçenek daha olacak. Kendi soy isminle devam etmek demişti. Şimdi mesela birçok başarı kurdun sen Büşra Al olarak. Yani öyle kurmadım tabii ki de. Varsayalım ki akademik kariyerde bu çok daha sıkıntılı biliyorsun. Yazınsal olarak da. Onların makaleleri ve yazıları ve tezleri üzerlerine kendi soy isimleriyle kaydolan kadınların evlendikten sonra bütün evraklar için yeni bir düzenleme yapıyor olması gerekiyor. Sen mesela bir varoluşsun, Büşra Al'sın, çok fazla başarı elde ettin bilmem ne ve biriyle evleniyorsun. Sonra soy ismin ekleniyor, sonra o kişi değilsin gibi oluyor. O da garip. Onun için sen bir marka olarak aslında kendini inşa eden bir marka olarak Büşra Al olarak kalabiliyor olman gerekiyor. Fakat evrak üzerinde Büşra Al Özdilek olmak zorundasın. Hackleyen bir örnek Diller Scofido mesela. Yani kadının erkeğin birbirleriyle evlilik bağı olmayan versiyonunun herkesin soy isminin ortak olarak konulduğu bir ofiste artık kadından ve erkekten eş şekilde o ofisten bahsederken ofis ismi olarak bahsedebiliyorsun. Ama hangisinin kadın, hangisinin erkek olduğunu da bilmiyorsun bu arada çoğunlukla. Ama en azından ufak bir hacklemeyle hani Elizabeth Diller'in, Diller Scofido'nun bir parçası olarak kabulü gerçekleşmiş oluyor mesela. Diyelim 35 yaşında evlendin. Bir anda değişiyor. Örneğin işte hani firmanın adını vermeyeyim de bir arkadaşımın ofisi mesela evliydi. Boşandı. Soyadı kullanıyordu. Bu sefer soyadını kullanmayacak ama ofisin adı o kalıyor. İsim değişikliğine gitmek gerekiyor gibi konular ortaya çıkmıştı. Orada da fark etmiştim. Hani zaten problemli bir konu. Bu biraz hani dövme gibi yaptıracağım. Hı-hı. Sonsuza kadar kalacak. Mümkün ama sonra değil. Bir şekilde ayrılıyorsunuz. O dövme kalıyor işte böyle. Ya en azından ofisin ismini öyle koymayabilirsin tabii ki ama yine de resmi kayıtlarda işte şeye izin vermiyor. Benim Büşra olarak kalmama izin vermiyor. Hayır, dava açmam gerekiyor. Yani ekstra bir çaba harcaman gerekiyor. Yani tabii ki benim de evraklarımın çoğunu tabii evrak üzerinden kurmadığın için bu Instagram dilini ya da işte sosyal medya dilini Büşra olarak devam ediyorsun. Ama resmi bir evrak işin içine girdiğinde Büşra Özdirek falan oluyor. Yani hatta Hatice Büşra Özdirek falan oluyor. Evet, peki o zaman başka bir konu şeyi sormak istiyorum. Yani zaten bahsediyoruz şantiyede toplantıda erkek olmamanın zorlukları. İşte sen zaten glass ceiling'i değindin. Bir de bu mansplaining diye bir şey var. Evet. İşte
erkeklerin konuyu açıklaması. Erkek zaten bilir. Hiç böyle bir şey oldu mu? Ya da kadın diye bilmezsin ya da birisi sırf erkek olduğu için uzman olmadığı bir konuda. Yani olduysa da bu genelde yüzüne söylenmeyen bir şey ya. Hani arkandan konuşmuşlardır. Bu da bir şey bilmiyordur. Yok. Mesela bununla ilgili hikaye dinlemiştim. Böyle bir yemek gibi bir şeyde galiba. Adamın bir tanesi yabancı, işte mansplaining'in kavramını anlatıyordu bana bir arkadaşım. Kitabı yazan kadına açıklıyor gibi. Hani böyle o kadar. Yani çok olmadı açıkçası. Hani bu böyle bence şey, diyaloğun kendisiyle de çok ilgili. Kimle diyaloğa girdiğinizi, onu dönüştürme becerinizi de çok iş düşüyor galiba. Bilmediğim şeyleri gerçekten bilmiyormuş gibi sorarak dinlediğim için, bildiğim şeylerden de hiçbir şekilde ödün vermediğim için sanırım yapı gereği. Böyle bir şeyle karşılaştım açıkçası. O konudan eminsem ve ben çalıştıysam, bir dakika yani burada bir sıkıntı var. O öyle değil falan diye hani belli yerlerde onu sıkıştırıp, ya sence bunu bu arada erkekler de yapmıyor. Kadınların da yaptığı bir şey. Kadınların kadınlara, hani insanların insanlara yaptığı bir şey. Onun için bir şeye çok hakimsem onun üzerine gidiyorum. Hakim değilsem geri çekiyorum. Sanırım bu şey kişilerin tavırlarından ötürü de örgütlenebilen şeyler diye düşünüyorum. Onun için çok karşı karşıya kalmadım. Kavga ettiğim oldu ama mesela. Yani çok iyi bildiğimi düşündüğüm şeylerle ilgili. Yok, onu siz yanlış biliyorsunuz diye mesela karşımdakine söyleyeyim. Doğrusu şöyle bakın falan dediğim oldu. Ben doğrusunu şöyle biliyorum falan dediğim oldu mesela. Biraz tersi olmuş gibi ya da ofis döneminde olmasın. Hani şey dedin ya, çalışırken patron gelmediğinde çözülmüyor. Ha evet, yani evet. Şimdi orada doğru, mesela tamam, ters açıdan okay olmuş oluyor. Çünkü sen ne anlatsan, çünkü man is not explaining, adam açıklamıyor. Doğru, evet, oralarda var. Haklısın, oralarda var. Yani ben onu ama şey, erkek üzerinden kurmamıştım. Yani patron gibi ya, büyük bir figür olmadığı için diye kurmuştum onu. Yani kadın ya da erkek üzerinden kurmamıştım. Ama bunun erkeklikle de bağlantısı olabilir tabii. Olabilir, evet. Yani tabii şey de var. Herkes en üst seviyeden insanla görüşmek tabii istiyor. Tabii tabii. Müdürün yani kimsenin. Cumhurbaşkanıyla görüşüyor. Müdürün tabii kimsenin. Müdürün kimsenin. Yani hani o şey çok erkek bir mevzu değil. Müdürün bir kadın da olabilir yani. Senden daha yetkili biriyle konuşmak istiyorum. Hele orada çözümsüz bir şey varsa ya da çözümsüz olduğunu düşünüyorsa karşı taraf, seninle de çözemeyeceğini düşünüyorsa, mesela çok daha kıdemli biriyle daha uzlaşmacı olabiliyor. Kıdemin azaldıkça senin bildiğine olan inancı azaldığı için, güveni, tam güven ilişkisi kurulmadığı için seni sorgular vaziyette oluyor. Ama çok doğal bir şey bu arada. Seni niye sorguluyor gibi bir şey söylemiyorum ben, ama onun için bu bence daha çok kıdemle alakalı. Yani patronun gelsin, müdürün gelsin gibi bir şey o. Çok erkek üzerinden değil mesela orada. Anladım. Peki başka bir soru. Yine o hazır ofis ortamına geri dönmüşken aklımdakilerden. Mesela kadınların kadınlara bayağı azap çektirdiği kadın proje lideri mesela. Senle ben diyelim aynı seviyedeyiz, gruptayız. Ama sana çok kötü davranıyor. Bana çok bir şey demiyor mesela. Ya bu herhalde karakterlerle alakalı bir şey. Yani bu sadece, bence bunlar da bir takım mitler. Bu doğruluğu olduğu koşullar vardır. Ama bunlar bence genel değildir. Yani bunlar şöyle mitler. Yine erkek dilini besleyen mitler de onun için. Ya siz bir de kadın yöneticiyi görseniz o daha beter. Yani erkeğe razı olmak mesela. Bir erkekle çalışması daha kolayı anlatan şeyler. Ya bir kadın gelirse başına, ooo yandın, o seni nasıl uğraştırır falan gibi. Kadın olursa kadını takar. Hiç öyle bir şey yok. Yani benim şu ana kadar karşılaştığım ortamlarda sanırım bir ya da iki defa bir kadınla yani kafa kafaya geldiğimiz, yani fikirlerimizin uyuşmadığı, aldığımız kararlarda birbirlerimizi desteklemediğimiz, bundan dolayı fikir ayrılığı yaşadığımız çok az sayıda kadın oldu ki ben çok fazla kadınla ortamların içerisinden geçtim. Avcı'dayken de, kendi ofisimde de, kolaborasyon yaparken de genellikle kadınlarla birlikte çalışıyorum. Hiç böyle bir şey olmadı. Aksine herhalde büyük bir şans diye düşüneceğim ama değil bence. Bir sürü insanın öyle. En yakın arkadaşların kadın, seni destekleyenler kadın, ayağın taşı çarpıp tendelediğinde seni kaldıran kadınlar var, başarından mutlu olan kadınlar var. Yani hani bence etrafındaki kadınlarla alakalı. Ben hiç görmedim ki hani o da seni aşağı çekmek için bir şey yapsın. Hiç öyle bir şey olmadı bana yani. Hani kıskançlıklar olabilir Hüseyin ama bu bence şey değil.
kadın olduğun için kıskanılmak gibi bir şey değil. Başarılı olan şey kıskanılır. Yani toplum öyle bir yapı. Hani orada kıskançlıklar olabilir. Senin başarılı olmanı istemeyen, bunu bir nedene bağlamaya çalışan, ya kim bilir kimin nesi diyen, kim bilir ne, kim elinden tuttu diyen, kim bilir ne yaptı da bilmem ne yaptı falan, hani bu kadar başarılı oldu diyen birçok konuşma arkandan geliyor olabilir. Ama yani bence bu sadece kadınlıkla ilgili değil, başarılı olmakla ilgili. Şimdi kadınların arkasından daha çok konuşulmasının ya da böyle mitler çıkmasının en büyük nedeni de başka bir kadının ortaya çıkmaması için bence bu mitler uyduruluyor. Sana böyle bir zehir salıyor zihnine. Etrafındaki kadınlar sen başarılı olursan seni çekemeyecek ve seni aşağı basmak üzere sana kötülük yapacaklar. Sen öyle bakıyorsun sonra. Cadılaştırma yapıyor. Yani. Evet evet, yani sen öyle bakıyorsun. Ay kesin mesela bir şey... O gün bir kadın regl oldu, sinirleri bozuk, tamam mı? Sana ters bir cevap verdi. Yani hepimizin başına gelebilir. Yani yine dolunay vardır bilmem ne falan. Hani hepimizin başına gelebilecek ufak sinirlikler. O zaman sen biraz da başarılı olmaya başladığını düşünüyorsan hemen şuna yormaya başlıyorsun. Tam da bu mitten ve hikayeden ötürü. Bak beni çekememeye başladı. Neydik, ne olduk? Çok iyiydik. Azıcık ben palazlanmaya başlayınca beni işte böyle yaptı falan. Hani tam da bunlara böyle kolayca düşmen için yapılmış, yaratılmış erkek hikayeleri olduğunu düşünüyorum ben mesela bunları. Kadınlar birbirlerinin ayaklarını daha fazla kaydırırlar. Yani pek öyle değil bence. Erkekler kadınların ayağını daha fazla kaydırır aksine. Peki o zaman bir tane daha, bu da herhalde aynı mitle bağlantılı. Mesela hani toplantı notlarına da yazmıştım. İşte kadınlar ofiste girince erkekleşiyor. Değil. Hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey değil. Yok. Benim gördüğüm figürler üzerinde hiç öyle bir şey yok. Yani en sevdiğim figürlerden bir tanesi Fransin Huben. Mekano. Bayağı kadın kadın devam ediyor. Hiç böyle hani erkekleşmek diye bir şey maalesef hani olsa bir de bence çoğunlukta yok. Evet yine mit diyeceğim. Mesela Melike Altınışık inanılmaz zarif bir kadın. Çok güzel bir kadın. Yani hep böyle o zarafetiydi ve gerçekten kadın varoluşuyla bir ortamda işte o nezaketi getiriyor, hassasiyeti getiriyor. Yani hiç erkekleştiğini görmedim. Aydan Volkan hiç erkekleştiğini görmedim. Ben hiç erkek değilimdir yani. Buna da çok katılmıyorum mesela. Okay. Bir dönem öyle nasıl istenmiş ve öyle figürler olabilir tabii ki. Yani ama artık herkesin bu toplumsal dili evrilmeye başladığı ve bir sürü şeye erişebildiği, bir sürü bilgiye erişebildiği bir dünyada bu bence kırıldı ve herkes kendi varoluşuyla orada bulunmak üzere çabalıyor. Yani bir erkek gibi davranırsam işlerim daha kolay olur. Sanırım biraz daha en son 80-90 aralığında bitti diye düşünüyorum. Artık gerekli değil öyle bir şey. Biri yapıyorsa da tercihiyle yapıyordur yani. Zaten daha çok davranışsal olarak yapıyorsa... yapıyordur. Hani estetik olarak kimse tabii zaten kadın gibi değil erkek gibi oluyor dış görünüş ya da davranış. Ben o davranışsal olarak diyorum tamamen. Hı-hı. Yani bir yere gittiğinde de hani el kol hareketleri, konuşma biçme, hani bir çay içme bilmem yani hiç öyle bir şey yok bence yani. Mimiklere yansımış bir şey de yok bana kalırsa. Bu bir mite daha değinmiş olduk diyelim. başka senin özellikle mesela değinmek istediğin bir konu var mı? Şey bu sıralar cereyan eden bir şey var. Bu aralar kafa yoruyorum. Seninle konuştuğumuzda da geçen hafta. Ya hep böyle alttan alta ilerleyen konular bunlar kafamda ama hiçbir teorisini kurmadığım için henüz böyle çıkıp da konuşmaktan da biraz çekiniyorum açıkçası ama mesela neden hiç böyle çok bilindik erkek figürlerin dışında farklı cinsiyetler üzerinden çok baskın figürler yok diye düşünüyorum bir tarafta. Nasıl yani? Mesela bir queer figür neden yok? Yani şey üzerinden çıktı da bugün bir iki gündür onu tartışıyoruz. Yani Huysuz Virjin Türkiye'nin en önemli queer figürlerinden bir tanesiydi. Eğlence dünyası için, gece hayatı için çok hatır sayılan bir insandı. Mesela onun Zeki Müren, Bülent Ersoy. Yani hani queer figürler en az erkekler kadar en az kadınlar kadar, yani kadın erkek dışındaki bu işte cinsiyet meselesinde var olan birçok form ikonikleşebiliyor. Mesela mimarlıkta bu neden yok diye. Ben cevabını bildiğim bir şey değil ama belki konuşmaya ya da düşünmeye değer. Biliriz, evet.
bir şeyi konuşuyorduk da İBB Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını evet. yaptırdı Kerem Piker'e. Yani ben de onunla ilgili dün bir tweet attım. Hani belki onu biraz konuşabiliriz. Yani İBB çok iyi bir şey yapıyor tabii ki. Bir mezarın düzenlenmesine ön ayak oluyor. Çok iyi bir tasarımcı ve çok iyi bir mimar. Kerem Piker çok iyi bir mimar. Mezarı tasarlatıyorlar. Fakat onun içerisinde insan şeyi soruyor. Yani bu kadar önemli queer bir figür gerçekten doğru temsil ediliyor mu? Mezar üzerinden bu temsil edilmeli mi diye bir tartışma yaratılabilir tabii ki. Ya da illaki bir queer figürü bir queer figür mü tasarlamalı bir sesi olabilir. Bunu ben de mesela. Hayır değil tabii ki. Yani öyle bakmıyorum konuya. Fakat en azından daha iyi içselleştirebilen birilerinden yardım ve destek alınabilir. Yani o konuyu çok iyi çalışmış, Seyfi Dursunoğlu'nun belgeselini yapmış gazeteciler, işte Şokul Pop'u yapan Ekin falan hani birçok figür etrafta var. Onu çok iyi hisseden, anlayan ve o tasarımcıyla masaya oturup en azından danışmanlığını yapacak. Yani Kerem'in bu işi yapmasında hani herhangi bir sıkıntı yok, yapabilir tabii ki. Ama onunla bir araya gelebilecek, onu daha iyi anlamış olan insanlarla evet. bir araya gelmesi kolektivitesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bundan tamamen bağımsız bir konu olarak da hani onun açtığı yoldan yani bir queer'in mezarını tasarlamalı falan gibi bir şey diye bir kadın ancak bir kadının mezarını tasarlar demekten bir farkı ya da bir erkek sadece belki mezarını tasarlar falan. Öyle bir şey yok tabii ki. Hani hiçbir cinsiyet kısıtlaması yok. Sadece bilgiyi anlama ve o ikonikliğin karşılığını verebilecek bilgiyi birlikte kurma gibi bir şeyin eksikliğinden bahsedilebilir. Yani herhangi bir cinsiyetin gibi aynı cinsiyet ya da işte kendini tanımlıyoruz. O yapsından diye ama şey olabilirdi yine bir. Bu biraz pozitif ayrımcılık fırsatı olabilirdi. Tabii. Olmayabilir ama. Olmayabilir. Sorun değil. Zaten ama mesela olabilirdi. Çünkü mesela onun bu sefer hani erkek olmayanlarda baktığımız ofislerde bir sürü farklı cinsiyetler de var. Onların görünürlüğü adına da iyi oluyor. Çünkü asıl problem görünürlük. Tabii. Çünkü aslında oraya çekiştiriyorum konuyu. Tam onu söyleyecektim. Evet. Yani bu pozitif ayrımcılık yapılabilecek bir yer olabilirdi. Olmayabilir. Yani yine Kerem tasarlayabilir. Ama o zaman mesela en azından şu konuşmanın başlangıcını yapabileceğimiz bir yer olabilir. Yani erkekler erkekleri tasarlasın gibi değil. Orayı bir kenara bırak tamamen ayrı bir şey o. Neden sadece ikonik erkek figürler var mimarlık camiasında gibi bir soru. Yani sadece kadınlar yeni yeni işte çok az girmeye başladı. Onun dışında bir şey yok bence. Ama evet hani belki bir sonraki dönemde daha fazla olacak. Mesela burada kadınların hakim olduğu diye bir garip oldu. Direkt kurucuları öyle olan çok ofis var bu dönemde. Mesela Türkiye'ye göre daha fazla buradan geleceğini görebiliyorum. Zaten ben 100 senelik farkın yavaş yavaş kapanacağını hep öngörüyordum alanlarda. İşte ne bileyim arabada hep geriden gerildi. İşte kadın şoför azdı. Şimdi herkes kullanıyor gibi yani böyle bir denklik oluştu. O algılar yavaş yavaş kırılıyor. Bunun da herhalde bir her şey yolunda giderse arada işte siyasi kırılmalar olmazsa herhalde bir 20-30 senede maksimumda toparlanır diye düşünüyorum. Tabii ama siyaset de çok etkiliyor yani. Tabii. Yani şey ülke gündeminde çok hani bölmeyeyim seni ama işte atıyorum şu anda niye yoklar ya da niye olmuyor gibi düşündüğünde çok ciddi bir baskı var. Hani baktığında bir 10 sene önce İstiklal Caddesi'nde istediği gibi yürüyebiliyordu insanlar. Eylem yapabiliyordu ama şu an yapamıyor. Bir baskı var. Baskıdan dolayı da biraz gizlenmiş durumda. Yani şu anda da kadınların ya da diğer cinsiyetlerin Türkiye'de durumunun çok iyi olduğunu söyleyemeyiz yani. İşte şey oldu ya rakamlar bu cinsiyet eşitliği raporları yayınlandı. Böyle bir hızda gitseydi pandemiden evvel 97 yıl pandemiyle birlikte 123 yıl sonra eşitlenecek. Ya pandemi inanılmaz bir geriye atışla bunun arasını tekrar açtı yani. Eğer pandemi niye açmış oluyor? Muhtemelen yasaklar arttı, şiddet arttı, herkes evinin içerisine geri döndüğü için özgürlükçü ortamlar azaldı, paylaşım ortamları azaldı topluluklar olamadığı için, barlar, eğlence mekanları kapalı. Yani bunların hepsi bence günlük kültürü çok etkileyen şeyler. Bir kere görünürlüğün anormal sayılmadan yani normalleşmesi, hepimizin gündelik hayatında hep birlikte yaşadığımızı kabul etmemiz zihnen o gündelik olayların iyimserliğiyle örgütleniyordu bana kalırsa. Yani her gün alışveriş yaptığın yerde her gün karşılaştığın insanı
artık hafiften tanımaya başlıyorsun ya, en azından o insanı gördüğünde rahatlıyorsun mesela. Yani yine tanıdık biri, günaydın diyorsun falan. Onun gibi bir aslında gündelik normalleşmeyi getiriyor bir arada olmak. Şimdi bir arada olmayıp tekilleştikçe hem aile içi şiddet arttı, hem kadına şiddet arttı. Zaten boşanmalar da arttı. Boşanmalar da arttı. Yani bu şey sanırım, yani bir arada gündelik olarak birbirimizi her gün görmenin verdiği normalleştirme süreci büyük bir yara aldı gibi anlıyorum ben bu rakamlarda. Doğru. Hayvanlar ve doğa hariç çoğu şeyi negatif kilediğini biliyordum. Evet. Ama mesela bunu da değinmen iyi oldu. Çünkü evet, gerçekten hani sosyal destek, yani kadınlar erkekler, onlar da önemli konular. Epey konuya değindik. Açıkçası gayet de keyifli oldu diye düşünüyorum. Peki. Sen devam ediyordun, bir şey diyordun. Kerem Piker'den ve onun yaptığı... Ha yok, şey derken... evet tamam. Şey, sanırım queer figür meselesi. Şöyle, insanların birbirlerinin kulağına fısıldadığı isimler ve çok beğenilen kişiler, tartışmasız reklamı yapılan ya da birbirimize önerdiğimiz ya da bak şu şunu yapıyor dediğimiz kişilerin hala çok standart erkek figürü olmasıyla ilgili bir kritik edilebilir diye düşünüyorum. Yani tabii ki mesela görünmek istemeyen görünmeyebilir. Yani böyle bir ifşaya gerek yok. Ama hala çok tesadüf gelmiyor bana. Yılın en başarılı bir şeyini konuşurken ilk 5 saydığın ismin arasında hala çok erkek erkek figürlerin duruyor olması çok da tesadüfi değil. Öyle bir yere bağlayacaktım. Yani hala kendi içimde de kendi düşüncelerimi kritik ettiğim çok ham bilgiler bunlar, ama neden yok diye bir soru herkes bir döndürüp kafasında şundan dolayı yok diye spekülasyon yapabilir diye düşünüyorum. Ya en azından tartışmanın işte ne bileyim bir ofiste çalışırken dinliyor diyelim bu kişi. Yanındakiyle bunu tartışmaya devam etse. Evet. Ya da ve işte... şey deseler ya saçmalıyor o kadın. Hani mesela Büşra saçmalıyor. Evet. Çünkü işte şundan dolayı böyle bir şeye gerek yok dese. Ama yine de algı olarak şey baksak, yani seçtiğimiz figürlerin hepsi neden erkek sorusunu kendimize sorsak. Yani neden queer yok belki çok sert bir soru. Neden kadınlar az çok sert bir soru. Biraz daha olumlu tarafından ve çoğunluk tarafından başlayabiliriz bazı sorulara. Neden bütün iyi bulduğumuz figürler ya da çoğunlukla erkek? Yani bunda bir sorun yok mu acaba? Dan başlayabiliriz. Mesela neden kadınlar az belki? İşte şundan dolayı az, bundan dolayı az, şöyle. Yani onun evet, böyle şeyi çok, özrü çok yani. Onun böyle bir sürü şey bulunabilir. Şundan dolayı 100 yıldır böyle, 50 yıldır şöyle. Siyasi iklim böyle, kadınlar da şöyle anne oluyorlar, doğuruyorlar, 3 sene kopuyorlar, 5 sene emziriyorlar falan. Yani onun böyle bir sürü şeyi var. Yani doğaları gereği, yapıları gereği, hani böyle saçma sapan argümanlar falan da üretilebilir. Ama en azından o çoğunluk olduğumuz yerden bakıp o çoğunluğu kritik edebiliyor olmak lazım. Neden tekelleşiyor bu durum bir cinsiyet üzerinden mesela? Nasıl? Neden? Sen neden diye sor. Ben daha böyle nasılları da sormayı seviyorum. Yani insanlar çözülmeye de bir şeyler. Çünkü hep tartışılır kalır ya. Neden ziyade nasıl daha renkli bir ortama da kavuşabiliriz bir yandan. Çünkü renklilikler güzelleştiriyor. İşte kadınların var olması, queerleri. Çünkü aslında başka noktada insanlar. Geçmişleri farklı, yaklaşımları farklı. Onların katacaklarından mahrum kalıyoruz. Benim ufak bir fikrim var bununla ilgili. Belki tepki toplayabilir ama. Hayatımızdaki erkeklerin de bu konuda çok ayık olması gerekiyor. Yani onların dilinin de maalesef baskın bir biçimde bunu fark eden bir dil olması gerekiyor. Bu sadece kadınların, LGBT bireylerin ya da bununla ilgili kendini iyi hissetmeyen kişilerin ve bireylerin mücadelesini verdiği bir direniş olmaktan çıkıp normal bir konuşma olabilmesi için toplumun her kısmından insanların bu diyaloğun içerisinde yer alması gerekiyor. Çünkü bu durumu sürdüren en önemli şey erkek erkeğe konuşmak meselesi gibi. Hani oradan çıkıp hakikaten bir şey önermeleri gerekiyor, bir şey yapmaları gerekiyor. Bununla ilgili maalesef garip çözümü kendi içinde saklı, iç içe geçmiş bir şey. Mesela çok önemli bir erkek figür birine bir şey söylediğinde sen söylediğinden daha iyi yaptırabiliyor onu. Yani şunu dese mesela, bir jüri toplanıyor. O jüri için seçilecek olan kadroyu seçmek üzere, önermek üzere bir jüri başkanı seçildi bu erkek figür. Genelde öyle oluyor biliyorsun.
o mesela şey demeli. Yani bu jürinin konfigürasyonunda kadın erkek sayısı eşitliğine önem vermeniz dediğinde önemli bir girişimde bulunmuş oluyor. O karizmatik otoritesini böyle şeyler çok basit gibi görünen şeyler için kullanabilecek kadar bu konuyla ilgili uyarılmış olması iyi olurdu diye düşünüyorum. Yani ona da ihtiyaç var yani. Farkındalığı olup pozitif ayrımcılığı, eşitliği, dengeyi bir şekilde sağlıyor, destekliyor. Evet, olması. yine böyle erkek figürüne kalan bir tarafı da var bu işin yani. İşte o yüzden çünkü o böyle hani, bir anahtar yani. En başta dedim ya hani aslında bu tek taraflı bir konu değil. Hani kadınlarla sadece çözülebilecek bir konu değil. Sadece erkeklerle de değil. Toplumsal tabii ki. Beraber olarak çözülmesi gerekiyor. Hatta tekrar şeye döneyim son olarak. Bu işte benim kadın müzesi projesi döneminde hocamla konuşuyorum. Hocam da kadın, asistan da kadın. Hocam çok ikna olmamıştı niye kadın müzesi diye. Şimdi ben yapıyorum, ben sana mı kaldı diye mesela. Kadınlar kadın müzesi tasarlar az önceki konuya şey. Gibi. Yani tam öyle de değil, biraz öyle gibi ama niye böyle bir ayrımcılık yapıyorsun gibi bir noktasında ayırıyormuşum gibi. Ondan sonra ben de diğer işte asistanımız da Belinda da o da şeyi savunuyor. İşte bu bir pozitif ayrımcılık yani. Niye erkek müzesi yok o zaman? Hep böyle bir karşıya bir şey konuyor ya. O zaman da işte pozitif ayrımcılık. Hani baktığında jüri tamamen erkeklerden de oluşabilir. Teknik olarak sıkıntı yok gibi. Ama herkesin eşit bir şekilde katılabilmesi için yani dengenin oluşabilmesi için ben hep denge diyorum. Bir pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor bir noktada. İşte ilk üniversiteye giren kişi de zorlayarak girmiş. Birisi bir şekilde bir onay vermiş. Bu sayıyı artırmak gerekiyor ki bunu tartışmayacak noktaya gelelim. Yani artık sayı olmuş mu olmamış mı zaten baktığında piyasada kim iyi, Büşra iyi, işte Ahmet iyi. Bunlara iyiler gelsin şeklinde bir noktaya gelene kadar bunu yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Son olarak bunu herkese sorduğum için sana da soruyorum. Bir önerin yani en iyi kitap ya da en iyi film gibi demiyorum ama özellikle okuyan arkadaşların sorduğu ya biz ne okuyalım ya da ne dinleyelim, ne yapalım gibi konular oluyor. Son dönemde yaptığın olabilir, bir projeyle ilgili alakalı olabilir. Örneğin işte mesela ben şeyi söyleyebilirim. Bu kadın müzesini yaparken birilerine danışmıştım. Genelde işte böyle kadınlar üzerine araştırma yapan insan. Orada bana kitap önerileri gelmişti. En sevdiğim kitap şeydi mesela Fatma Gül Berktay'ın Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın diye bir kitabı vardı. Çok güzeldi. Hatta kitabı ondan ödünç almıştım. Sonra kişiye geri verdim. Sonra gittim kendim de aldım onu. O kitabı tavsiye edebilirim. Mesela bu konuyla ilgili araştırma yapmak isteyecekler olursa biraz geçmişiyle alakalı. Ama senin illa kadın da olması gerekmiyor. Ne tavsiye edersin? Bunu başta da konuştuk. Bir sürü yerde de bu sorulduğunda aynı cevabı veriyorum. Biraz tekrar girecek ama tavsiye etmek, en sevdiğim falan onlar benim için zor konular. Ama bu konuyla ilgili bence Ursula Le Guin çok önemli bir yazar. Onun kitaplarıyla başlamak. Ne olduğunun çok önemi yok. Yerdeniz Büyücüsü de olabilir, Mütsüzler de olabilir. Burada tam böyle hani kadın figürü gibi değil de toplumsal eşitlik meselelerine kafa yormak için hem hikayeleştirilmiş hem yeni bir dünya yaratmak ne demek onların hepsini çok iyi beceren hem de bunları sorgular biçimde karşı tarafa aktaran çok özel bir yeri var. Çünkü bir şeyin doğru ya da yanlış olduğu bir ortam içerisinde değiliz bu konularla ilgili. Hatta son toparlarken şeyi söylemek lazım. Benim de sadece aklımdan bulutsu şekilde geçen şeyler. Yani bunun teorisini ya da konuştuğumuz hiçbir şeyi kesin olarak konuşmuyorum. Yani iki dakika bana biri başka bir şey anlatsa hemen onu tekrar yeniden şekillendirebilecek kadar esnek bir yerde duruyor o kavram. Tam da bu esnekliği ve sorgulama biçimini önünü açacak şey Le Guin kitapları olabilir diye düşünüyorum. Öyle bir şey söylemek. Zaten Trak'taki Bihter katıldığında o da ondan önermişti yanlış hatırlamıyorsam artık. Arkeolog dinleyen birisinin en azından bir tane okuması gerekiyor. Sınav yapacağız Bihter'le ben. En azından ben alayım yani gideyim. Kendim. Hatta şey ya böyle yapalım. Ben bir tane hediye edeyim ne yapana. Ne bileyim Instagram'da bu postu beğenenlerden birine hediye edeyim. Arasında bir çekiliş yapayım. Olur tane... ben de bir tane hediye edebilirim. Ben kitap hediye etmek çok güzel fikirmiş. Double trouble. Oğlum çok güzel. Tamam anlaştık. Bir tane Büşra al imzalı. Yok artık imzalamam. Yani çok istiyorsa küçük bir not yazarım Büşra'dan. Ben notu çok severim mesela. Tamam, ben de notu çok severim. Ben, yani işte tarih olur, imzası olur. Ben o yüzden. Hani yoksa sen yazmadığın için. Tabii sen yazmışsın gibi imzalamak çok iyi fikirmiş. Ursula'ya bu fikri verdim.
Büşra'dan sevgiler Leyli gelebilir tabii. Olabilir, ben aynen. Güzel bir hediye olur. Bence aynen. Daha kişisel olmuş olur. Tamam, o zaman iki tane kitap var. İkiden fazla like alacağımızı düşünüyoruz zaten. Sen de hesabında vesaire paylaştığında daha çok kişiye ulaşır umuyorum. O zaman kapanışa geçiyorum. Bir şey daha, hikaye okumayı çok seviyorum ben. Çünkü şeyde normalde böyle proje esnasında çok fazla tez, tarihsel yazı, teknik döküman, yani onları karıştırmaktan kafamı tamamen hiç durmayan bir kafa olduğu için onu alıp başka bir dünyanın içerisine sokmak için hikaye ve roman bence çok iyi bir şey. Latife Tekin'i çok severim bu anlamda. Yani kadın hikayesi meselesinde çok beni çok etkileyen bir de Türk yazar söylemek gerekirse diye dedim. Latife Tekin'e belki şey yapabiliriz. Belki sen Uluslararası Gün, ben Latife Tekin başlıyoruz. Bunu bir aramızda hesaplaşıp olur, şey yapalım. Olur, tamam, ben şey yapayım, hatta Ursula'nın Biter'in paylaştığını, şimdi adını hatırlayamadım kitap, emin değilim daha doğrusu. Onunkini, sen de Latife Hanım'ınkini. Tamam. Tamam, anlaştık. Güzel, iki tane kitap geliyor arkadaşlar. Hemen giriyorsunuz, paylaşıyorsunuz Instagram'da, beğeniyorsunuz. Beğenip paylaşana yapalım ki bir faydası olsun. Aa, iki kitap vereceğiz Yusuf. Beğenip birini taglesin. Yani üye olmayan bir arkadaşını taglediğinde o sayı artıyor ya, izleyen sayısı. Evet, şimdi iki yani... kitap vereceğiz. Birini sahibine, birini de taglediği kişiye. Onun çok için güzel. Birini tagleyenler arasından aynen verelim. Beğensin, artık paylaşsın ve paylaşırken de taglesin. Böylece hem arkadaşınıza hem kendinize bir kitap hediye ediyoruz. Evet, yani yorumlara şey yapıyorsun. Mesela ben şey yazıyorum. Ed Hüseyin Pembeoğlu yazıp seni de oraya. Yani ikimizin ismi birden görünüyor. Evet, evet. Onlara çok, iki kitap yazıyoruz. Ablam çok seviyor onları. Beni böyle bakıyorum bazen. Şey böyle notifikasyon geliyor. Bilmem ne işte tatlış bilmem nesine girmiş. Beni de etiketlemiş. Ondan sonra arıyorum. Niye beni etiketledin? Ya Aykut bunu çok seviyor. Alacaktık. Biz de beni... Ne olur ne olmaz dedim. Evet, biz de onu yapmış olacak. Gayet tamam, güzel bir etkileşim olur. Güzel öneriydi. O zaman katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. İlk defa bu konuyu konuştuğum için belki yanlış şeyler ya da kaba şeyler söylemiş olabilirim. Ben çok de geliştirmeye çalışıyorum kendimi bu konuyla ilgili. Ama iyi bir başlangıç oldu. Çok sağ ol. Seninle konuşmak çok güzel bu konu. Evet, bence de keyifli oldu. Ben çok iyi. Yani kendini zaten ifade etme biçimin de güzeldi. Hikayeleri anlatın. Duruşun da gayet iyi bir duruş. Keyifli bir sohbet oldu. Eğlenceliydi. Zaten eğlenceli olacağı belliydi öncesinde. Çünkü kayıta girmeden önce de keyifli aldık. Bunun belki ilk koyduğum YouTube yayını da olabilir. Daha sonra video editleme işine de girersem. Ama özetle teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkese de dinledikleri için teşekkür ediyorum. Instagram'da, Twitter'da hesapları var. Arkeolog Podcast adıyla. Oradan takip edebilirsiniz. arkeologcommunity.slack.com diye bir Slack kanalı da var. Çok aktif değil ama oraya da girebilirsiniz. İleride belki daha aktif olacak. Yani her katılımcı bir hesap açarsa insanların tartışabileceği bir yer olacak diye umuyorum. Oraya da beklerim. Bunların hepsini arkeolog.com'dan da bulabilirsiniz. Büşra ile ilgili tüm anlattığı konuları vesaire zaten podcast'in tanım kısmına da ekleyeceğim. Oralardan ulaşabilirsiniz. Programla ilgili geri dönüş yapmak isterseniz yine bu ortamlardan yorum yapmayı unutmayın, bize düzeltme için, öneri için vesaire. Dinlediğiniz için teşekkürler. Mutlu mimarlıklar. Hoşçakalın.